Herkese merhaba, ben Arapça öğretmeni Semra Uras. Üçüncü videomuzu arkadaşlar bugün beraber işleyeceğiz. Bu videomuzda Türkçe'de bulunmayan ama Arapça'da çok sık karşımıza çıkacak bir konuya değineceğiz. Arapça'da arkadaşlar cins isimler ayrıca özel isimler de dahil kelimeler müennes, müzekker diye ikiye ayrılıyor. Müennes, müzekker ne demek arkadaşlar? Yani cinsiyet ayrımı bulunuyor. Yani kelimeler arkadaşlar erkek ve kız olarak ikiye ayrılıyor. Peki biz Arapçada bu müennes ve müzekker kelimeleri nasıl birbirinden farkını anlayacağız arkadaşlar? Sizlere bugün bunu göstermek istiyorum bu dersimizde. Öncelikle müennes kelimeden başlayacağız. Müennes arkadaşlar yani dişil. Dil bilgisinde Türkçe dil bilgisinde karşılığı dişil. Diğer bir açıklaması, eş anlamlısı arkadaşlar kız. Müennes kelimeleri biz nasıl anlarız? Müennes kelimelerimizin son harfi arkadaşlar her zaman taut teknis dediğimiz dişillik t'siyle biter. Dişillik t'sini gördüğünüz zaman bir kelimenin sonunda o kelimenin müennes olduğunu anlayacaksınız. Örnek vermek gerekirse. Kuratun. Kuratun arkadaşlar bakın sonunda T harfimiz bulunuyor. Kapalı T olması gerekiyor bu arada. Şu iki T'den birisinin olması gerekiyor. Kelimenin sonunda. Kapalı T olduğu zaman arkadaşlar dişillik T'si ya da taut teknis dediğimiz bu T olduğu zaman o kelime müennes bir kelimedir. Müennes yani dişil. Yani arkadaşlar kız kelimenin sonunda taut teknis gördüğünüzde o kelime arkadaşlar dişil oluyor. Bir tane daha örnek vermek istiyorum. Hadikatun. Hadikatun bahçe anlamına geliyor. Şimdi kelimemizin sonunda taut teknis dediğimiz dişillik t'si var. Bakın dişillik t'si kelimemizin sonunda bulunmuş. O zaman bu kelimemiz ne arkadaşlar? Müennes bir kelime. Müennes bir kelimedir bu arkadaşlar. Sonunda taut teknis bulunduğu için bakın buradaki t'miz kendisinden önceki harfle birleşmediği için bu şekilde gelmiş. Ama kaf kendisinden sonraki harfle birleştiği için bu sefer T'miz bu şekilde gelmiş. Yani ikisi de T. Müennes kelimelerimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi müzekker kelime nasıl olur arkadaşlar? Size onu göstereceğim. Müzekker yani eril yani arkadaşlar erkek. Şimdi müzekker kelimemizi biz müennes bir kelimeden nasıl ayıracağız? Bir tane örnek yazıyorum hemen. Miftah.
Miftahun. Miftahun anahtar anlamına geliyor. Miftahun kelimesinin sonunda arkadaşlar ta teknis bulunmadığı zaman o kelimemiz müzekker bir kelimedir. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Sonunda ta teknis yoksa o kelimemiz müzekker. Bir tane daha örnek yazalım hemen. Kelbun. Kelbun. Kelbun köpek anlamına gelir. Sonunda ta teknis bulunmadığı için arkadaşlar müzekker bir kelime olarak sayılır. Bu kadar arkadaşlar. Müennes ve müzekker kelimelerin ayrımı sadece ta teknis ile yapılıyor. Kelimenin sonunda ta teknis dediğimiz dişillik t'sini görürseniz arkadaşlar o kelime müennes yani dişil. Ama yoksa ta teknis o zaman da o kelimemiz arkadaşlar müzekker diğer bir adıyla eril bir kelimedir. Bu müzekker ve müennes kavramlarını arkadaşlar örneklendirme dersi yaptım. Arapça öğreniyorum. Ders 3 ve 4 örneklendirme diye geçiyor. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da izlerseniz daha çok pekiştirmiş olacaksınız. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve ders hakkındaki olumlu ve olumsuz yorumlarınızı arkadaşlar yorumlar kısmında bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.